var. Junior Fernandez burada Deniz Türüç yerde kaldı. Yine çok yakın pozisyona Fırat Aydınus devam kararı verdi 27. dakikası karşılaşmanın. Junior Fernandez de iyi yere indirmiş tabii. Yani Fırat hoca kendinden çok emindi ama burada bir müdahale var. Yani bu anlamda varda devreye gire, girebilirdi Gürcen abi. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nasıl ama Fırat Hoca'nın beden dili kendinden çok eminde. Ama ters kale arkasından bak, bakıyorsunuz burada bir kontrolsüz bir hareket var. Tamamen e, denizin vururken dengesinin bozulmasına e, sebep olabilen bir pozisyon diye düşünüyorum. Vardan da çağrılmadı burada. Evet. Hoca Ayakları ama da bu penaltı yani. Ne konuşuyoruz ki? Yani oyuncunun ayakları yerde olsa o darbeyi şey yapma. Ama yani, daha öncesine gelsin he. İlk soldan ortaya yapılıyor. Ben aspor ekranlarında Gürcan abi her zaman şu ifadeleri kullanırım. Hı. Ben burada daha önceki profesyonel oynamış olduğum kulüplerin dışında aktif futbol hayatını bitirmiş bir eski oyuncu olarak yani ben takımlardan ayrı eğer bu pozisyonları siz hakemler olarak hem de tamam hakem belki göremeyebilir. Var neden devreye girmiyor? Yani bu pozisyonlar için var olması gerekmiyor mu? Hayır. hayır. Mustafa abi şu, yanlış mı düşünüyor? Şu olabilir Tam ya. tersi de olabilir. Belki Fenerbahçe aleyhine olabilecek, lehine olabilecek bir pozisyonda da aynı şeyleri söyleyebilirdik. Yo, fark etmez o. Şu, şu olabiliyor. Diyor ki vardaki hakem. Hoca ne gördün diyor. Darbe vardı yeterli değildi diyor. Ama ne olursa olsun. O zaman çağıramıyor. Abi. Yani e, ya, gel bakın baktığım. artık ama teknoloji futbolla bir anlamda işte bu tür pozisyonların yani ayrışmadan tamamen doğruları gösterme adına bir örnek teşkil etmesi için kolaylık sağlanması için var. <laughs> ama Tabii. şimdi bak biz biz yavaş çekimde seyrediyoruz. Onlar can, canlı görüyorlar. Mesela hızlı çekim seyrettiğin zaman yani normalde seyrettiğin zaman darbe çok sert gibi gözükmüyor. Buradan da öyle gözükmüyor. Fakat ben bir şey dikkatinizi çekeceğim. İlk atam başlangıcına gelebilir miyiz? Gürcan abi Mustafa. biz yayında Tabii, doğruları değil, abi, görmek değil. adına ön, Aha, arka bu, 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 kameralardan... Bak şimdi bak, Ozan'a bak. Bak hakemle konuşuyor bak. O sırada Deniz Bomboş. Hala hakemle konuşuyor. Bak döndü gidiyor. Deniz Bomboş. Şimdi geliyor penaltıyı. Ah. Evet. Kale arkasından. Yani... Çok daha net gözüküyor. Esas esas facia bu biliyor musun? Doğrudan oyuncuya gidiyor. Topa gitmiyor. Ya bu oyuncuya Seherbahçe gidiyor. Bu Tenerbahçe teknik evet. ekibinin e, bu anlamdaki oyuncuya yapacağı... Teknik analizden ama ben e, işin bu tarafındayım. Oyuncunun hiçbir şekilde topla alakası ve direkt rakibe evet, dengesiz evet. bir şekilde müdahalesi var. Evet. Ben evet. sadece kamuoyunun Fenerbahçe, Başakşehir özelinde değil. İlerleyen haftalarda gerçekten hem e, şampiyonluk mücadelesi Yok, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de ligde kalma mücadelelerinin ciddi anlamda yüksek seviyelerde olması bu tür pozisyonları... Adalet kavramında bütün takımlarımıza eşit bir şekilde olması gerekiyor. Yarın Fenerbahçeliğine bu tarz pozisyonlar verilmez ve bir anlamda seslerini yükseltece. Ben diyorum ki herkese eşit bir şekilde kesinlikle. Ya. Evet. Yalnız Ozan Tufan orada hakemle mi konuşuyor, Ferdi ile mi konuşuyor? O, o hakemle konuşmuyor. Ben de ona baktım demi. Karşısındaki bak, gibi bak. gözüküyor ama sanki evet kenara dönmüş birisine bir şeyler çalışıyor. söylüyor orada. Ferdi evet. de değil. Bence Ferdi de bence kulübeyle, kulübeyle bir kulübeyle konuşuyor. Evet. Kulübeyle evet. Sonra. Abi böyle skandal olacak iş değil. Evet. Öyle skandal olur mu Şimdi ya? Şimdi bak bu... tam oradayken evet. nereye evet. gidiyor? Yani. Bakın burada ben düşünmüyorum çünkü Ferdi burada. Gökhan'la Ferdi burada. Yani orada oyuncu yok. Kulübe'ye doğru bakıyor. Evet, kulübe. Abi faciaya bak abi. Evet. Takım kaptanı ya. Şimdi faciaya en azı olsa bak. ona yazar. Gol olsa ona da, ha, da yazar. Dönüp gidecek. Gidecek. Gol olur, sen ne yapıyorsun orada derler. faciaya bak yani. Oyun durmuş değil herhangi bir o, hani, hayır, o, duran top olsa hayır ondan, bekleniyor ondan, olsa bir on, bekleniyor ki. olsa hiçbir şey yok bakayım. oyun akıyor şu anda. Erol Hoca'yı eleştirelim diyelim ki şöyle böyle. Ya bu burada ya Erol Hoca ne yapacak ya? Ya, ya böyle böyle sıkanlar olur mu Şimdi ya? çok özür diliyorum da eğer siz bu görüntüyü veriyorsanız Erol Hoca buna ne yapacak diyemezsiniz. Çok özür diliyorum. Yok kabul. Hoca her şey hocaya bağlı doğru söylüyorsun. Yani bunu bu disiplinsizlik ha. her şey yani, forma yani adaleti. Çok özür diliyorum. Ha, hani hani kabul. ben kabul. şimdi tamamen hiç ben... katılmıyorum. F Fu... Sana bir şey mi hiç katılmıyorum. Fatih Terim teknik direktörü de adam saçını düzeltti diye gol yedik. Fatih Hoca da mı disiplinsiz? Ya bilmiyorum Gürcan Ama abi. Sonra abi, Fatih, Fatih Terim e ha, Galatasaray'da yani tamam, hiç sonra da bu şekilde Ha böyle geçin onu. Ya, ya Gergin'e gergin bakmayın. Ama Yalçın da diyor Kusura ki kulüp takımında başka diyor. Efendim? Yani kulüp takımında başka diyorsun Fatih Terim'e Galatasaray'da kimse başka. bu hareketi yapamaz. Kesinlikle. Diyorsun. Ya ben şu ana kadar Hayır, bilmiyorum. Hayır bu hocaya yapılan bir hareket değil. Hayır kulübe, yani kulübeden kime yapıyorsunuz? Hayır yapıyorsun burada birisiyle bir abi? şey tartışılır o anda orada. Ama maç içerisinde pozisyon tamamlanmamış. Evet Alt işte onu söylüyoruz zaten. Oyun içerisinde bu tür şeyler bilmiyorum. Hayır onu onu söylüyoruz zaten. Senin ne işin var orada? Git kenarda konuş. Arada da 40 metre orada. Ne anlatacaksın? Rahat, ama ben rahat, de şu ifadeleri ben Ne yapıyorsa bilmiyorum ki. Ben buradan sana konuşayım. bir şey anlatmakta zorlanıyorum. Düşün o aradaki mesafeyi daha doğrusu. Yok doğru. ama üst katta adam olmayınca konuşuldu, duyuluyor sesler. Yürürcan abi ben de şu Değil mi? ifadeleri orada kullanıyorum. Doğru. Mesela e, teknik ekip olarak mesela mesafemiz bu kadar mesafeden bile. Siz bana bir şey ifade ettiğinizde tamam hocam deriz, pozisyona odaklanırız. Yani bir şeyler birbirinize anlatmazsınız ve aksiyon alanında sizin şu şu top şu alandayken hiç yapmazsınız zaten. Yok canım böyle böyle, böyle rezillik mi olur ya? Bundan Bak, nasıl oyun futbolcaya... oynanırken bir futbolcunun oyunu bırakıp hoca ile konuşması bence arabayı kullanırken direksiyonu bırakıp yanındaki adamla konuşmak gibi bir şey. Olur mu? Saçmalık şu hareket ya. oluyor tabii yani. Saçmalık şu hareket. Evet. Gol zaten çevirir çevirmez sanki böyle hiç Hayır, böyle, düşünmeden... Böyle rezillik olur mu? Penaltı versen ne yapacaksın? Gözmüş. Gol olursa ne? Her türlü yani. Ya olmuş yani. zaten. Sanki biri sesleniyor gibi de bir bir anda bakışı var. Olabilir. Ozan Bak... onu tut bunu tut diye. Bir bu adamı bir... kaçırma bu adamı kaçırma diye. Hayır. Tabii 26. dakika maçın ilerleyen dakikalarda baktığınızda kan beyine farklı gider ama buradaki yorgunluk vesaire e, tanımlanacak bir zaman değil yani. Burada Ozan'ın dönüp kenarı, kenarla konuşmasıyla Mert Hakan'ın Erol Hoca karşısındayken türbünde konuşması arasında bir bağlantı kuruyor musun abi? Sanki Oyuncular saha içindeki futbola çok mu müdahale ediliyor acaba? Belki gereğinden fazla müdahale ediliyordur. Yok yok, alakası yok ya. Hı. Alakası yok. Onlar e, farklı şeyler. Yani Mert Hakan gol attı gitti tribüneye. Mustafa böyle bir durum değildi ki. Yok, o Tabii bir... o da çizgi kenarındaydı. Taç çizgisi kenarındaydı. O Peki. birbirinden yani, bağımsız o, o, bir pozisyon. Ama buradaki pozisyon yani abi, sıkıntılı bir pozisyon. Tabii canım böyle rezillik olmaz. Vallahi rezillik. Yani... E, İstediğin kadar dikkatini çek. Yani bir futbolcu böyle bir şey yapabilir mi? Yalçın ya. ya biz direkt şu müdahaleye bakıyorduk ama sen söyleyince Aynen. başına ya biraz daha dikkat edilmiş ortaya çıkıyor. Hani Galatasaray'la ilgili ifadeler kullanırken e, ikisi de bizim sonuçta ezeli e, rakipler bir anlamda. Ama bir anlamda empati yaparsanız Gürcan abi, Beşiktaş'ta hiç böyle bir pozisyona Sergen Hoca'yı karşı karşıya bıraktıracak bu, bir buna şey... Buna ne derler biliyor musun? Serdar abi şahit olmamışsın. Buna mesela. ne derler biliyor musun? Hazmetmek vardır ya, formayı, pası bandı, burnu havalara kalkmış. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen Fenerbahçe takımının oyuncususun. Rakip atak yapıyor, dev, cezalığın içinde 3 kişi boş. Sen gidiyorsun orada birilerine laf yetiştiriyorsun. O da teknik direktör mü? O da belli değil ha. Kime yaptı? Yani bilmiyoruz. Ben Volkan'a falan soruyoruz. Belki onlar görmüştür kiminle konuştun? Yani ne olursa olsun kulübeden Aynen, canım. böyle bir yani böyle. kim olursa olsun yani sizin zaten en büyük sorununuz bu. Böyle Her yedek mı olur kulübesindeki ya? arkadaşınızla dahil bu ortamı yaşıyorsanız Erol Hoca'nın devreye girmesi lazım. Tabi. yani oto kontrol olarak yani bir anlamda. önemi yok. Tabi ki. Peki yani bir, bir en penaltı pozisyonunu değerlendirdik hem de Ozan Tufan'ın evet. oradaki konumu bir anda oyunda dikkati dağılmış demek ki e, Ozan'ın da fazlasıyla Yedinci pozisyonumuza geçelim. Cemal'in gördüğü bir sarı kart var. Aykut Hoca pozisyona itiraz ettiğini fakat daha sonra bu itirazını geri aldığını söyledi. Burada sarı kart çıkıyor. Ferdi yerde kalmıştı. Fenerbahçe'de mücadelenin 30. dakikasında Cemal'i de görev bölgesine döndü. Fırat Hoca hemen sarı kartı çıkardı bu pozisyona. Yatıştı. Doğru bir karar. Zaten Aykut Hoca'nın da ifadesi var. Kendisi de itiraz etmişti ama sanırım izlediğinde de Ferdi nasıl buldun bugün? Ya Ferdi beklentinin altında kalan bir performans sergiliyor. Tıpkı Hatay Spor müsabakasında sonradan oyuna girmesine rağmen yapmış olduğu bir orta var. Defansın kendi kalesine atmış olduğu bir gol ama onun dışında Fenerbahçe'yi rahatlatacak 3. bölgede takımın bir anlamda boyunu uzatmayacak, kısaltacak rahatlatacak bir hamleye maalesef erişemedi. Genç, potansiyelli bir oyuncu ama maalesef bu sistemde kendisine de böyle bir maçta şans gelmişken değerlendirmemesi bir genç oyuncu için de negatif. Peki bir sonraki pozisyon hem Başakşehir'in golü hem de ardından gelen kırmızı kart köşe vuruşu kullanıldı. Başakşehir savunması bu topu uzaklaştırıyor. Caner onun olduğu bölgede top. Caner çok enteresan bir vuruş yapıyor. Bu top tam merkeze gitti. Ardından evet. hücumu başladı Başakşehir'in. Burada Deniz yerde kaldı. Ardından sağ taraftan Junior Fernandez ve Harun'un büyük hatası. Yani şu 15-20 saniyede konuşmamız gereken belki de 5-6 Evet. Hatalar zincirini konuşurken burada da Fırat Hoca'nın hakkını teslim etmek gerekiyor.